Seco'nun neden o kadar free dans ettiği anlaşıldı. Evet, rahat Özgür çünkü. Abi'ye güveniyorum. Özgür abi çıktı an dedim ki tamam Sercan gidiyorsun. O yüzden de çok keyifliyim. Rio'ya hiç gitmedim bu arada. Brezilya'da Brezilyalı çok futbolcu arkadaşım oldu. Hatta orada bile karşılaşabiliriz tabii o kadar insan içinden. Onun dışında keyfini çıkaracağım. Güzel oldu yani. Zaten ismin bile söylemedim. Acaba abi. Ben oğlum o işi söylememe gerek yok. Ben hiç Rio Karnavalı'na gitmedim ama bu ekiple bomba bir karnaval olacağına çok eminim. Bence de. Beni eğer seçmeselerdi o üçlüden birisi. Buraya geldiklerinde, adaya geldiklerinde onlara adayı zindan edeceğimi çok iyi biliyorlardı. O yüzden sağ olsun Tur abi herkesi kurtardı. Eğer Seco, calm down, hani o şarkıyı sadece şunu yaparak Rio'ya gidip ben burada kalsaydım Sercan'ın o iki tane saçından ben kopardım. 2015'te ben burada yarışırken tişörtümde Merve Rio yazıyordu. Bir de derece koşmak istediğim derece vardı, Olimpiyat Barajı. Ondan sonra o sene, 10 seneden sonra ben hazırlandım olimpiyatlara. Lakin Aşil Temel... Kaptan bir oldu. Pilot. Sadece erkek mi? Valla yani ne bileyim insan bazen şeyi görmüyor ya. Vallahi yani ben kendimi hiç katmadım zaten oraya. Ondan sonra ya bir kesin o Geday'dı benim için. Onu net söyleyebilirim. Çünkü çok eğlenceliydi yani. En yüksek enerji evet Geday'da vardı bence de. Yalan söylemeyeyim birinciliği bekliyordum. Bir diyorum da yani ilk altıda bile yokum. İncindim mi, kırıldım mı yani şoka girdim. Ama oynayanlar bence hakkıyla kazandı ya. Sıralama bence tabii biraz... Tabii canım bence yok, de. Yok bence de. Orada hak etmeyen hiç olmadı yani. Herkes bütün altıda çok güzeldi danslar. İçimde o kadar güzel bir duygu var ki hem çok mutluyum gideceğim için ve hayatımda ilk defa böyle bir şeye sahip olabildiğim için, bu anı yaşayabileceğim için. Ama bir yanımda aklımda adada kalacak. Yani arkadaşlarım ne yapacaklar diye. O yüzden böyle buruk bir sevinç diyebilirim ama herkese de sonsuz teşekkür ederim. Survivor. Kırmanız gerekiyor dün söyledin ya. Neden garantiye gittin? Yolda mı Berna'yı korudukları ilk konseyde çıkardılar? Ne oldu o Geday Bey? Berna'yla alakalı da 50 tane şeyi saydınız. Sizin orada yapamamış, burada musmutlu, harika, çok güzel geçiniyoruz dediniz. Daha oyunun içerisindeyken Furkan gelip söylediklerinizde çok haklıymışsınız dediniz. Bu arada Poyraz'cığım, sana birkaç çift lafım var demiştim ya. Kusura bakmak istiyorsan bütün aynalar seni bekliyor Poyraz'cığım. Sevgiler. Ben Berna'nın konuşmasını da beğenmedim arkadaşlar. Evet. Acun Bey konseyde takımların eşit olmadığını ve dağılacağını, yine bir ufak tefek değişiklikler yapacağını söyledi. Ben okeyim ama takımımdan da açıkçası memnunum şu anda. Çünkü herhangi bir tansiyon yüksekliği yok. Herkes birbirini anlıyor. Hata yaptığında da tekrardan onu bir şekilde düzeltebiliyoruz. Yani birbirimizle konuşabiliyoruz. Yunus Emre burada iyiydi. Karşıya geçti. Daha kötü oldu. Ne değişti? Ha, bir de Nagihan bana carlıyor ya orada. Şeyde. Ha tabii kazanıyorsunuz, kaybetmekten korkuyorsunuz, takımlar karılmasın istiyorsunuz. Yani ne alaka? Ben seninle birlikte olmak istemiyorum. Aynen, ben şu an böyle bir tempoya girmişiz, aynen, böyle bir takım olgusunun içindeyiz. Bir buçuk aydır buna bir emek vermişiz, birbirimizi tanımışız, anlaşmışız, konuşmuşuz. Geleceğim ben bir de karılacağım da seninle oynayacağım ya. Ben seni istemiyorum en başından. Aynen öyle. Ya bu çok şey değil yani, anladın mı? Baktığın zaman Survivor'da hepsi işte final görmüş, ikinci olmuş, şampiyon olmuş insanlar var orada, yok değil. İyi bir takım, çok güçlü bir takım. Yani boşuna şey demesinler, mavi takım çok hızlı, çok güçlü, eşit değil bu takımlar. Ama sizde bence çok güçlü yarışmacılar var sizde de. Nagihan, Merve, Tur abi, Özgür abi değil. Bence atışları bizden çok çok daha iyi. Gizem de var, 5. Kardeniz var, 6. Onu da sayayım. Kendini çok yukarıda görüyor ya, yani onu da ekleyeyim. Ayıp olmasın kıza. İzliyorlarmış ya. Neyse yani böyle özgüvenli, kendini bilen bir takım bu lafı söylemesi beni çok aşağıladı, üzüldüm yani. Kardeniz varken de alamıyorsanız, Kardeniz gidince ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Aysu'yla karşılaşacağım. Saygı duyuyorum, kazanmak istiyorum. Onu da kazanmasını istiyorum. Bu takımdan kimsenin gitmesini istemiyorum.
Çok teşekkür ederim. Aysu, kısacık bir cümle. Rakibin artık Berna, biliyorsun. Evet, Berna'nın çıkması aslında durumu biraz garipleştirdi bende. Bu takımdan kimsenin gitmesini istemiyorum. Berna'nın sözlerine katılıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi zor olan da arkadaşlar, ödül oyunundan sonra da düello oyunu var. Düelloda da kaybeden elenecek. Ama şansınıza, gerçekten sizler adına çok zor bir ele... Birisinin burada yiyecek rızkı varsa ona hiç kimse engel olamıyor. Yoksa da hiç kimse onu ona veremiyor. Burada öncelikle tabii ki bireysel de düşünmek durumundayım. Bunu yapmış olmama rağmen tabii ki Karadeniz'e ikinci tura gitmesini istiyorum. Ama benim için öncelik şu, bir sakatlığım vardı, sonuç oyundur oynayamıyordum. Önceliğim sağlık, sonrasında Survivor'a devam biletimi almak. O yüzden şu anda odaklıyım, düelloya çıkacağım. Mükemmel programlar yapmışsın ya. Vallahi verimli geçiyor Survivor'da. Ama inşallah ben o planları yaparken işte hayat başka sürprizler yapmaz. Umarım. Ama sürprizler var. Senden gelecek sürprizi bekliyorum ben. Benden evet. Gelecek sürpriz. Olur. Bakalım sizi sevindirecek mi? Açıyorum! Aç! Açıyorum! Aç! Açıyorum! Aç! O zaman ödülünüz... Ülker Çizgi! Bugün enfes peynir tadı ve doyurucu lezzetiyle... Ülker Çizgi peynirli krakerle açlığınızı yatıştıracaksınız. Tabii açlık denince akla gelen ilk marka olan Ülker Çizgi'ler kazanan takımın olmadan önce izninizle. Çizgi kaybedenlerin üzüntüsünü belki yatıştırmayacak ama kazananların açlığını yatıştıracak. Bravo. Buradan Ülker Çizgi'ye bir kere daha çok teşekkür ediyoruz. Ödülü biliyorsunuz ama gelelim oyuna. Oyun Survivor'da daha önce defalarca oynanmış bir oyun. Tahmin ettiğiniz üzere körebede diyoruz biz buna. Körebe oynayacaksınız. Gözleriniz bağlı olacak. El ve ayak bileklerinizde ziller olacak. Rakibinizin yerini duyarak tespit edecek ve sırtından kuşağa çek, iyi olan kazansın. Buyurun, süre sizin. Kim hissediyorsa onu alsın. Ben bana sırayı desem hepsi alacağım. Ben hiç fark etmez. En son olarak. Huy huyuma, huyuma istiyorum. Furkan'ı istiyorum. Evet, Furkan'ı alabilirsin. Boy, büyük avantaj. Yani kol uzun. Öyle derin taktik yapılacak bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sadece burada. Aynen. Furkan Ersin ile işleşirse çok doğru. Arkadaşlar bence uzun boylu kısa boylu işleştiğinde de kısa boy alttan zaten çekip alabiliyor ki uzun boylu. Buradan çekip alttan gelip şey alabiliyor. İlla ki aldığında olur ama genel olarak uzunlar avantajlı oldu bu oyunda. Benim izlediğim ve oynadığım kadarıyla. Aynen. O zaman uzunlarımı seçsin. Benim için fark etmez. Hiç fark etmez. Uzunlarımı seçsin. Bana da hiç fark etmez bu arada. Survivor All Star 2024'te ödül oyunundayız. Pınar Begüm'e karşı bayrağı kapan, sayıyı da kapar. Bayrağı önce çeken Begüm ve sayı mavi takımı 1-0. Bir takım var, sizin yaparsan var ya kesin kazanırsın. Bak göstereyim sana. Sizin de bütün takımıza bak ya. Oğlum burası çok güzel yapmışsın ya. Maymun hareketi. Geldim, pas aldım gittim. Görsen okey. Çok güzel bir taktik ama görünce. Tamam işte gözünü kapat gel öyle. Geldin. Dur karşıda mesela. Anladım ben ya. Dur karşımda. Sen böylesin tamam böyle yap. Pozisyonu al. Bak ben de gözüm kapalı. Kapattım. Zillerimi sallıyorum. Fış fış fış. Ben buradan çektim. Aldım bitti. Ben çektim bile. Seni ben yerde istedim aldım arkandan. Alttan gitme yok ama. Sen yerden geldiğimi biliyorsun ama bir anda bir diz gelip burun burun da gider. Değsin diz ne olacak burası Survivor. Şans ya. Denk gelirse elime. Öyle birbirimizin arkasını mıncıkladık. Benim elime geldi ilk yani. Aynen aynen. Aynen aynen. Mavi takım 2, kırmızı takım 0. Ödül oyununa iyi başlayan bir mavi takım. Sıradaki ikili Yağmur Banda ve Nefise Karatay. Hazır.
bileklerinde ziller var. Nefise mi, Yağmur mu kazanacak? Kapkaranlık bir odada karşınızda biri olsa ve onu aniden tutsanız